Maşa yapacağımız topuz. Bunun için kullanacağımız maşa artı toka, sprey ve topuzumuza başlayacağız. Saça maşalama işlemiyle başlıyoruz. Bütün bir saçı bu şekilde maşalayarak tamamlayarak topuzumuza başlayacağız. Son maşamızı da yapıyoruz. Evet, son maşamızı da açtıktan sonra maşamızı bırakıyoruz. Elimizle saçı dağıtıyoruz. Yaptığımız bukleleri biraz açıyoruz. Saçı rahatlatıyoruz. Çok basit bir yöntemle saçı gene bir şekilde ayırıyoruz. Pratik bir şekilde yapabilmemiz için arkadaki toplu saçı toka yardımıyla hiç uğraşmadan şu şekilde krepe bile yapmadan tutturabiliriz. Geri kalan saçımızı topladığımız saçın üzerine dağıtarak şekil veriyoruz. Büyük fikretiyle saça tutturuyoruz. Aynı şekilde enseye doğru alıyoruz. Tutturuyoruz. Bu sefer bir toka kullanıyoruz. Sağlam olabilmesi için. Yine saça tutturuyoruz. Sonra elimizi parmaklarımızın hareketleriyle saça buklelerimizi şekilli yayarak kullanıyoruz. Spreyle hafif hafif saçı kaldırarak buklelerimizi yerleştiriyoruz. Şekil alıncaya kadar. Saçın bir şekilde toparlanabilmesi için. Önemli olan maşada saçın sabit değil, dağınık bir şekilde düşmesi. Şekilli taşlı tokalar kullanabiliriz aralarına. Eğer sade kullanmak istiyorsak da bu şekilde yanlardan hafif düşüşlerle bir dağınıklık havası verebiliriz. Maşayla uyguladığımız dağınık topuz dediğimiz modelde hiç uğraşmadan, dalgalarını fazla bozmadan birkaç el hareketiyle arkaya yapacağınız biraz bir yoğunlukla geri kalan saçı toplayarak gördüğünüz modeli yaratabilirsiniz.